Kanal D bünyesinden bir arkadaşımız Beste Uyanık, Koca Bulma Sanatı diye bir kitap çıkarttı. Beste Uyanık'ı da buraya alkışlarla alalım efendim, bir gelsin Beste Hanım da. Unutma lafını. Hoş geldiniz Beste Hanım. Efendim şöyle alayım, Koray Bey'in teşekkür yanına şöyle ediyorum. Alayım sizi. Ortanıza geliyorum. Hayırlı uğurlu olsun kitabınız. Çok teşekkür ediyorum. Size bol bol getirdim. Evet, teşekkür ederiz. Sağ olun. Aynı zamanda CNN'de ekonomi. Evet. CNN Türk bünyesinde en çok kavram şokunu yaşayan benim. Çünkü bir gün milyar dolarlık adamlarla işte girişimmiş, ekonomiymiş, dolar, euro diyoruz. Evet. Ertesi gün diyorlar ki bana, ekonominin nabzı sokakta tutulur Beste, semt pazarına çık. Evet. Ablalara işte, ablacığım kaç kilo alıyorsunuz falan. Ne güzel, her tarafın. Evet, aynen. Ufak ufak. Peki kitap nereden çıktı, bu kitap işi? Ya bu kitabın temelleri çok önceden atıldı. İlk evliliğimde yaşadıklarımdan sonra dedim ki bu kızlara bu evlilik için çektirilen çileler yeter. Hmm. Dedim ki artık kızların dönemi başlasın. Evet. Ve kendi seçeneklerini kendileri yaratsınlar. Ruhlarını besleyen kocalarını bulsunlar. Ama sadece nefes alıyor diye değil. Mavi nüfus kağıdı var diye değil. Sizi siz olduğunuz için sevsin diye. Helal olsun. Tebrik ederim. Yani bir dert bu kadar iyi anlatılabilir yani. Gerçekten de. Hatayı nerede yapıyor kadınlar? Ya yani bu da bir ismi de enteresan. Koca bulma sanatı. Ya ben, bu bir sanat mıdır yani, koca bulma işi? Ya şöyle bir şey biliyordum. Ben bu konuda çok manevi dayak yedim bu kitabın adı yüzünden. Evet. Ben iki tarafı da tutmak istedim. Bir koca arayan o çıldıranları. Bir de ya evlilik artık çok demode, ne bu böyle diyenleri. Evet. O yüzden açtıkları zaman farklı bir dünyayla karşılaşmaları için böyle bir sansasyonel isim seçtik. Ha, biraz ondan o aynen. İsim. İçinde 15 tane ders var, yaşanmışlıklar var. Böyle ama biraz gırgırı, biraz mizah, biraz da ekonomi. Şu anda ikinci evliliğinizi mi yapıyorsunuz? Evet. 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 İkinci evliliği bu kitap... Yani kitabın faydası oldu mu yani ikinci evliliğe? Şöyle bir şey, ikinci eşimi, beyimi de getirdim yanımda. Nerede? Buralarda bir yerde olması lazım. Şöyle rezil olsun ki şurada. Evet, merhabalar, selamlar. Yakışıklı da evet, arkadaşımızmış ben maşallah. Karanlıkta bile yakışıklı duruyorsunuz valla. O yüzden mi? Evet, vay vay vay, güzel, harika. Evet. Yani şöyle bir şey, onu bulduktan sonra zaten bunu yazmaya karar verdim. Demek ki doğrusu oluyormuş. 80 milyon da varmış. Tabii ki, ne kadar da evlisiniz? 3,5 aydır. Çok ironik oldu, evet. Aa, çok ironik oldu. Evet. Yani daha kitabın başındasınız şu anda. Ben evet, şöyle ortalarındayım. Ya bu... yani bunun evet, tersi de var mı? Yani bunun ötekinde yazacak mısın? Yani... Yani hani koca bulma sanatından da yani biz ne yapacağız yani? Hani bize de bir kitap lazım. Şöyle bir şey, eşim diyor ki ben bundan sonra koca olma sanatını yazacağım. Bakalım neler olacak diye. Bir dakika diye. Bu kitapta bir yanlışlık var. Yani bir yanlışlık değil de şu var. Bulma sanatı okey de elde tutma sanatı, beraber yaşama sanatı daha önemli değil mi yani? İşte bir sonraki seride de onu yapayım diyorum. Evet, o önemli çünkü. Çünkü eve girince her şey bayağı değişiyor. Annemin bir lafı vardır benim. Yani der ki oğlum evlenmek sorun değil, evliliği götürmek önemli. Çocuk yapmak sorun değil, çocuğu büyütmek önemli. Onun için yani bulmak okey de yani. Burada bir de şunu merak ediyorum, yani koca bulma sanatı Türkiye'nin her tarafında yaşayan herkese göre bir cümle mi? Yoksa bu İstanbul bizim için zengin koca bulma sanatı mı? Hayır, bu normal koca bulma sanatı. Normal, normal. Şöyle bir şey var, işte başında da söyledim. Burada bu kitapta bazı yanlış anlaşılmalar oluyor. Benim dediğim... Kadınlarla erkekler arasındaki ilişkiyi tabii ben bu kitabı bir kılavuz olsun diye. Aslında atom parçalamıyorum evde. Evet. Mars'a da gidip gelmiyorum. Ama şöyle bir şey. Kadınlara kendi isteklerini, beklentilerini toplumun dayatmalarıyla değil, tamamen içlerinden geldiği gibi yapmaları. O nedenle de ruhlarını vererek girdikleri bir evlilikte devam ettirmek için çok çabaya ihtiyaç yok. Çünkü ama kırılmıyorlar, kıvrılıyorlar. Çok güzel, enteresan örnekler vardı. Ben baktığımda ne, yani mesela... Kızlara şey demişsiniz, yani kız arkadaşlarınızın sözünü birisini sevdiğiniz zaman, birisiyle bir ilişki yaşadık, kendi kız arkadaşlarınızın sözünü çok dinlemeyin. Yani kimden öğüt aldığınıza dikkat edin dedim. Evet. Yani 10 senedir bir erkek arkadaşı olamamış kızlarımızdan işte Aykut bunu yapıyor, biz de bunu yapalım demeyin. Yani birazcık daha hayat tarzını, ilişki düzeneğini beğendiklerinizden öğüt alın dedim. Hani biz 3-4 kız bir araya geldiğimizde bir klişeler, işte bu seni taşıyamadı, işte senden korktu, yok işte genel olarak her işte bir hayır vardır çok lafı. Çok fazla doldurup boşaltıyorlar. Aynen öyle, aynen öyle. Ama diyorum çok güzel ki... bir şey söyledi biraz önce. Aynı ilişki sağlam olduğunda
Evlendikten sonra kırılmıyor, kıvrılıyor dedi kadın. Evet. Aa, güzel cümle. Eğer kırılırsa işte görüyorsunuz. Ben kaçırdım. Konularda bizim hiç alakamız olmuyor. Dinlemiyoruz da yani. Bize, niçin? Sizin yuvanızı bize, da yaparım. Bize, benim yuvamı yaparsınız. Zaten cümlenin gelişinden belli yani. Evet. Sahip senin nasıl gidiyor evlilik? Yani nasıl bir şey abi? Yani. Valla ne bileyim bence güzel ya. Ben tavsiye ediyorum zaten arkadaşlarıma. Eğer eminseniz karşınızdaki kişiyle yani ikiniz de tamamsanız bence... işi büyütmek, zorlaştırmak ya da bizi böyle ittiler ya bu kurumları evet. Çok zor ve işte aşkı bitiren bir yer olarak bahsediliyor ya ben öyle düşünmüyorum. Henüz daha bir yıl oldu evleneli. yani şöyle söyleyeyim doğru insanı bulduğunuzda bence evlenmekte. Neden korkuyorsun mesela? İleride abi şöyle bir şey olsa falan diye bir evliliğin içinde korktuğun bir şey var mı mesela? Bize anlatılan ya da dayatılan bir hayat tarzı var tamam mı? Rüya gibi bir hayat var. Aslında öyle bir şey yok. Gerçek hayatı görmekte fayda var. Ben mesela huzur anlamında ve sağlık anlamındaki bu kadar bana faydası ve gelişimi olacağını tahmin bile edemezmişim. Mesela bunu anlıyorum. Ve ilişkiniz zaman geçirdikçe derinleşiyor, güzelleşiyor. Şimdi bir defa evli olduğum için sadece evlilerle görüşmeye başlıyorsun. Onu da söyleyeyim. Öyle gerçekten. Mesela bekar arkadaşlarım siz şimdi evlisiniz falan diyor. Ne yapıyorsak, ne yaptığımızı düşünüyorlar. Bekar bir erkek arkadaşına görüştüğün zaman hanımın bir surat ekşiyor mu yani? Yok yok, öyle bir şey yok. Zaten bu sınavları verip biz bu yola girdik zaten. Bu uyumlar önemli ama onu da tecrübe ediyorsun. Ben kendi adıma benim gibi olan insanların hepsine öneriyorum bunu. Hasibe sen ne öneriyorsun? Çocuk yapmak istiyorsanız Sarp gibi tabii ki evlenin mutlu. Ama onun dışında biraz sert gelebilir benim düşüncelerim. Belediyeye gidip sözünüzü tescil etmenin. Ettirmenin gerekli olduğunu düşünmüyorum. Aynı zor ter attım anlatırken. Gerçekten ter attım. Öyle düşünüyorum. Peki. Telefonda bir ismini vermek istemeyen bir izleyici. İsmini mi vermek istemiyor? Böyle izleyiciyi. Tamam biz de bağlanmak istemiyoruz. Öyle bir şey mi var? İsmini vermek istemek ne demek yani? Tamam vermesin ismini. Kim? Alo. Alo. Buyurun. Enis benimle evlenir misin? Deniz mi o? Neydi? Elif benimle evlenir misin mi dedi? Elif benimle evlenir misin? Enis programda benim başıma bir şey gelecek. Ha. Ezgi mi bu? Yo, bu koca bulma sanatını okuyan bir arkadaşımız. Ezgi işte. Şu anda kitabı... Ezgi. Kitabı anında okuyup... Hanımefendi bir öğrenebilir miyiz? Yani kimle evlenmek istediğinizi öğrendik de siz kimsiniz? Ya isim vermek istemiyorum çünkü Enis'le aynı mahallede oturuyoruz zaten ve kendisini çok seviyorum. Ezgi değil mi? Kim Ezgi? Ezgi Mola. Evet. 13 yaşına düşmüş. Sesinde bir gariplik var. Ezgi'dir herhalde. Yetenekli çocuk sonuçta Ezgi. Ezgi mi? Ezgi sen misin? Ezgi Mola. Hayır maalesef değilim ama kendisini biraz kıskanıyorum çünkü her dakika onunla birlikte. Aa değil. Kim değil ya? Mi? Direkt Ezgi. Tonlamadan Ezgi belli. Ezgi son mi değil mi çocuklar? Bu kadar da iyi oyuncu değil. Bir dakika Ezgi diyenler elini kaldırsın. Evet. Ezgi. Ay keşke olsaydım. Bir ne? Şey söyleyeceğim artık sen Ezgi molasın. Yani bizim için öylesin haberin olsun. Kimsiniz ya vallahi söyleyin gerçekten. Ya adımı söylesem Instagram'da falan da kendimi... Ya kapat işte telefon ya Allah Allah böyle bir şey var ya. Bu neymiş ya? Ezgi, Ezgi. Ezgi abi gülüşünden tanıdık. Bir yerlerden çıkacak bak şimdi. Ezgi sen misin? Değilim. Ama bilseydik bağlamazdık işte böyle oluyor. İsmini vermeyince bağlıyorsun Ezgi işte böyle. Yazdı. Evet. Ezgi'cim nasılsın iyi misin? İsmini vermek istemeyen seyirci olmak istemişimdir. Bu da Enis'e denk geldi kusura bakmayın abi. Yaşadın, yaşadın o hissi de yaşattık sana. Sen Enis'in çok mu iyi arkadaşsınız? En yakın arkadaşım. En sevdiğim. Süper. Abi. Ya biz de Ezgi Mola'yı çok sevmiyor muyuz ya? Vallahi harika ya, kadın. Ben de size bayılıyorum. Teşekkür ederim. Alçak gönüllü, kendisiyle barışık. Müthiş ay, değil mi? Ne kadar teşekkür yani. Ederim ya. Tamam hadi şimdi kapat Ezgi'cim telefonu. Beni mi aradı çok peki? Seviyorum. Sürpriz yapmak için aramış. Benim için sürpriz mi? Yapmak için ama senin için aramış. Bizi konu ilgilendirmediği için. Hayır. Şu anda biz böyle kaldık ya. Anladın mı yani? Bir abuk bir şey yani. Hayır gıcıklık yapacaktım kıyamadım aslında. Tamam yok kıydın bize kıydın ona kıyamadın da bizi. Hadi sen çıkınca ararsın Enis'i. Tamam mı sonra? Sizi seviyorum.
Biz de seni seviyoruz Ezgi'cim. Abi bizim stüdyo şefi Halil diyor ki bize yazıyor, kapatsın diyor. Biz geri aradığımız, öpüyoruz seni, bir alkışla gönderelim. Teşekkür ederim. Kimlerle evlenilmez? Ay çok zor sordunuz. Birincisi bence çok... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh, dear.